bugün sizinle paylaşmak istediğim yapımı sizi çok mutlu edeceğine eminim. Ve bugün sizi sinemaya veya başka platforma yönlendirmeyeceğim. Çünkü artık her şey YouTube'da. Ezgi, bir şey diyeceğim de görünmüyorsun ki şu an. Ne? Nasıl görünmüyorum ya? Görünmüyor muyum şu an? Görünmedim şu an mı fark ettin? İzleyiciler beni görüyor mu şu an? Bir şey söyleyeceğim. Diziyi böyle mi çekiyorsunuz? Nasıl çekiyorsunuz? Biz oltayla tercih ettik. Eğer denemek isterseniz bence güzel bir yöntem ama ipek biraz fazla dönebilir. Korku nedir bilmez görünen adam. Bugün sizinle paylaşmak istediğim yapımı sizi çok mutlu edeceğine eminim ve üstüne üstlük bugün sizi sinemaya veya başka platforma da yönlendirmeyeceğim. Çünkü biliyorsunuz ki artık her şey YouTube'da olup bitiyor ve çok sevdiğiniz Leyla ile Mecnun'un yönetmeni Onur Ünlü de bunu gayet iyi biliyor. 2015 yılından bu yana bu farklı kafadaki üreticinin yeni projesini merakla bekliyorduk ve nihayet Görünen Adam isimli yepyeni dizi sadece YouTube'da yayınlanacak bir internet dizisi olarak karşımıza çıkmış bulunmakta. Fantastik bir yapım olan ama düşününce duygularımızı harekete geçiren Leyla ile Mecnun'un çok sevdiğimiz ve çok özlediğimiz gerçeği her zaman bir kenarda duruyor biliyorsunuz. Ve Leyla ile Mecnun'un farklı hikayesini Onur Ünlü'nün samimi duygularla ele aldığını ve dizinin ne kadar kendine özgü bir havasının oluştuğunu artık tartışmaya gerek bile yok. Ama Sen Aydınlatırsın Geceyi gibi çok farklı filmleriyle Onur Ünlü kafasında neler döndüğü hep konuşulan biri oldu. Ve şimdi de sadece YouTube'da izleyebileceğimiz Görünen Adam Onur Ünlü'nün aklında dönen fikirlerden sadece bir tanesi. Bu yüzden de eğer izlemediyseniz ilk 3 bölümünün ardından sizi çok farklı ve çok keyifli bir yapım beklediğinin garantisini verebilirim. Tabii siz de bir Onur Ünlü fanıysanız şu an çoktan dizi izlemek üzere koşup gittiğinize de eminim ama ben yine de Görünen Adam'ın tam olarak nasıl farklı bir yapım olduğuyla ilgili sizi aydınlatmak istiyorum. Şimdi her şeyden önce dizi görünmeyen bir dünyada geçiyor. Daha doğrusu insanlar gayet normal bir şekilde birbirlerini görüyorlar ama biz izleyici olarak onları göremiyoruz. Biz karakterleri sadece aynalardan veya farklı objelerdeki yansımalardan görmeye çalışırken Kurtuluş adlı başrol karakterinin başına gelen bir olay yüzünden kendisi bizim için görünür oluyor. Ama biz artık Kurtuluş'u rahat rahat görebilirken kendisi bu sefer de dizideki karakterler için görünmez hale geliyor. Yani sizin anlayacağınız izleyicinin gözünden kimsenin görünmediği bu dünyada Kurtuluş bizim için görünen adam. Ama biriniz de demeyin ki ya bu çocuğun sesini duyuyoruz. Hiç ortalarda gözükmüyor, bir derdi mi var acaba demeyin. Bu arada Kurtuluş ev arkadaşıyla yaşayan, Tonguç isminde kötü niyetli bir patronun olan ve İpek ismindeki baş kadın karakterine aşık olan bir garip insan ve en yakın arkadaşı İsfendiyar dışında da pek de seveni yok diyebiliriz. Ve bu fantastik dizinin en fantastik yanı da her şeyin değişmesine sebep olan Eşref Şerif isimli kötü adamımız ya da kötü manyak adamımız diyelim. Dizi zaten daha ilk bölümde tüm karakterleri hemen yerlerine oturtup başlıyor. O yüzden de herkesin konuya nasıl hizmet edeceği az çok belli oluyor gibi düşünebilirsiniz ama bölümlerin varacağı noktanın biraz karışık olacağını sinyallerini daha en baştan vermeyi ihmal etmemişler ve dizi şimdiye kadar her bölüm şaşırtan olayların eklenmesiyle daha da ilginç hale gelebiliyor. İzlerken diyalogların görsel anlatıma göre nispeten daha az tutulduğunu da göreceksiniz ve bununla birlikte hem anlatım açısından hem de fantastik tavrı açısından hikayeden bir çizgi roman tonu yakalayabilmeniz de çok mümkün. Ayrıca dizi hikaye yönüyle diğer dizilerden çok farklı olsa da çekimleriyle de çok farklı çünkü bizim göremediğimiz karakterleri aynalardan kaçamak bakışlarla izlerken sadece gözlük, şapka, çanta gibi aksesuarları veya elinde tuttukları objeleri havada hareket ederken görebiliyoruz ve bunun da öyle kolay kolay halledilir sahneler olmadığını farkında olduğunuzu düşünüyorum. Ama hem bunların uygulanmasıyla hem de mekanların ve hatta ışık kullanımının bile farklılıklarıyla bize sundukları iş gerçekten çok özel ve daha ilk sahneden görsel olarak da büyük emek verildiğini hemen anlayabileceğiniz bir internet dizimizin olması çok güzel. Onur Ünlü dizinin kanalında verdiği röportajında bu senaryonun bir dizi olması için üzerine daha da yoğun odaklanarak içini daha da doldurdu ve bu sayede zenginleştirdiği çok farklı bir hikaye olduğunu söylerken kendisinin eğer YouTube gibi bir mecra 20 yıl önce var olsaydı bugün çok daha farklı işler yapabilmiş halde olacağını kendine itiraf etmesiyle birlikte YouTuber olmayı televizyon sunucumuna tercih etmiş biri olarak Onur Ünlü'nün özgürce aklındaki farklı fikirleri uygulayabileceği bir mecrada olduğunu bilmek de bana iyi hissettiriyor ve sizi hemen bu diziyi izlemek için hızla Görünen Adam kanalına yönlendirmek istiyorum. Bu ve benzeri yapımlara destek vermek çok önemli biliyorsunuz ama burada destek olalım sözü yerine bir an önce izleyin, geç kalmayın demek istiyorum. Çünkü kanalım ve bölümlerin sizlerle birlikte hızla büyüyeceğine eminim. Çünkü Onur Ünlü'nün sırf kendi hikayesini kendi diliyle anlattığı için bazen ana akıma uzak kalan ve bu yüzden de sinema salonlarının kaçındığı filmleri olabilir. Ama biz burada sinemamızın ve televizyonumuzun almak istemediği risklere ve kaçtığı tüm alternatif işlere kucak açmalıyız diye düşünüyorum ki izlediğimiz şey bir Türk kahramanı izlemeyi çok ilginç bir hale getiren bir yapımken bu işin de diğer Onur Ünlü yapımlarını sevenlerin beğenmeme ihtimali olduğunu düşünemiyorum.
Son olarak gören adamın başına neler geleceği ve hikayenin bize adım adım neler anlatacağını hep birlikte göreceğiz ama şimdilik Onur Ünlü'nün yönettiği ve senaryosunu yazdığı bu diziyi mutlaka izleyin ve kanalda kesinlikle takip edin. Çünkü dediğim gibi sizi çok enteresan bir hikaye bekliyor. Bu videoda beğenip paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın tabii ki. Bir sonraki videoda görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkürler. Korku nedir bilmez görünen adam. Böyle şeyleri size ne işte öğretiyorlar ne okulda. Bu ne demek bu? Yaratıcı zeka. Kendimi de övdüme göre. Yok ben övmedim, İpek övdü.